Sayın Büyükelçi, Ukrayna'daki son gelişmeleri anlatabilir misiniz? Ukrayna ve Rusya sınırında şu anlarda, şu günlerde neler oluyor? Son durum nedir? Thank you very much. Thank you for your attention. Ukrayna'ya hassasiyetiniz için çok teşekkür ediyorum. Aslında Ukrayna'da durum istikrarlı. İnsanlar biraz tedirgin hissediyor ama hayat doğal akışına devam ediyor. Ancak sınır bölgesinde hala Rusya'nın bütün dünyayı tedirgin eden ve farklı bakış açıları uyandıran baskılayıcı tutumu devam ediyor ve bazı ülkeler savaş ihtimali üstünde çalışıyor. Aslında şu anda tanık olduğumuz durum 8 yıldır zaten içinde bulunduğumuz tehdit hali. Rusya 2014'te Ukrayna'yı işgal etti. O zamandan bu yana bahsedilen herhangi bir barış anlaşması yapılmadı ya da uzlaşıya varılamadı. Biz ateşkes ve barış için hazırız ancak Rusya tarafından baktığımızda bizleri hala silahla tehdit etmeye çalışıyorlar. Sınırlarımıza silahlarını yığıyorlar ve tankları konuşlanıyor. Ayrıca Belarus'taki askeri birliklerini artırdılar. Bu da politik olarak bölgede tehdidi yükseltiyor. Ama biz kendi makineli tüfeklerimizi temizlerken işi şakaya vuruyoruz ve sakin kalmaya çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği kesin tarihi veriyor. Rusya tarafındansa Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile savaş olmayacak diyor. Sizin için hangi açıklama daha gerçekçi? Rusya'nın şu ana kadar yaptığı açıklamalara bakalım ve karşılaştırma yapalım. 2013'te Rusya Başkanı ve diğer tüm yetkililer Kırım'da Rusların işgalci birliklerinin olmadığını ya da Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna Hava Kuvvetleri ile çatışma halinde olmadıklarını söylüyorlardı. Ama bunu gerçekleştiren Ruslardı. Daha sonra da kendilerini çatışmanın dışında tutan propagandalar yapmaya başladılar. Kendilerini sorunun bir parçası gibi göstermemeye çalışarak bizleri kendi işgal ettikleri topraklarda uzlaşmaya çağırdılar. Ama burada kimin saldırgan, kimin kurban ve kimin ara bulucu olduğu ile ilgili anlaşılır üçlü bir mekanizma var. Burada çatışmanın iki tarafı var. Ukrayna ve Rusya. OIC ara bulucu olarak bulunuyor. Rusya durumu manipüle etmek için uğraşıyor. Bu noktada sınırlara Rusya'nın askeri sevkiyatı düşmeyip aksine artarken Lavrov'a nasıl güvenebiliriz ki? Rusların kuvvet güçlerinin sayısı, hava güçlerinin sayısı ve helikopterlerinin sayısı sınırda artıyor. Durum çok korkunç görünüyor. Amerika tarafından durum belki biraz daha iyimser görünüyor çünkü onların daha fazla bilgileri var. Belki Amerikalılar Ruslara göre seslerini daha yüksek ve daha hızlı çıkartmaya çalışıyor. Özellikle diplomatlarını Ukrayna'dan geri çekme kararı için. Bu karar verildiğinde görünen gerçek bir tehdit de yoktu. Biz sadece buna işaret eden hamleleri gördük. Biz Rusya'nın Ukrayna'yı istila edebileceğine dair ihtimalleri göz ardı etmiyoruz ancak Rusya'nın işgal etmesine de göz yummuyoruz. Bu işgal için Rusya çoktan girişimlere başladı. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda bütün dünyanın olan biteni herhangi bir şey yapmadan acaba istila edecek mi yoksa etmeyecek mi diye sadece tartışıyor olması da hiç doğal bir durum değil. Birleşmiş Milletler diye bir organizasyon var. Eğer hiçbir şey yapılmayacaksa neden Birleşmiş Milletler diye bir kurum var? Onlar da bir şeyler yapmalılar. Sizin Cumhurbaşkanınızın dediği gibi dünya sadece 4 veya 5 ülkeden ibaret değil. Neredeyse 200 ülke var. Hep birlikte savaşı önlemek için bir şeyler yapalım. Çünkü bu gerçek bir durum ve pek çok ülke bu savaş ihtimaliyle tehdit altında. Bugünün dünyasında yaşanabilecek bir durum değil bu. Peki NATO neden Ukrayna'nın üyeliğini şu ana kadar kabul etmedi? Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Bu çok açık ve anlaşılabilir bir durum. NATO'nun içinde bizi görmek istemeyen veya reddetme gerekçesi farklı olan ülkeler var. Özellikle Almanya. 2008'de Fransa ve Almanya, Ukrayna ve Gürcistan'ın üye olmasına karşı çıktılar. Almanya buna bugün de hala kendi açısından sıcak bakmıyor. Silahların Ukrayna'ya transferine veya satışlarına izin vermiyorlar. Hala Ukrayna'nın NATO'nun içinde olması konusunda şüpheleri var. Diğer taraftan bizim açımızdan bugün içinde bulunduğumuz durumda tek barışçıl yol NATO üyesi olmak. Çünkü Rusya NATO'yu istila etmez. NATO ülkeleriyle rekabete giremeyeceklerini ya da çatışamayacaklarını anladılar. Mesela Türkiye, NATO tarafından politik olarak da koruma altında. Şu anda güçlü bir orduya ve savunma kapasitesine sahip. Tarihi hatırlarsınız, 1948'de Türkiye NATO'ya girdiğinde Rusya NATO için bir tehditti.
Eğer Moskova'dan o dönem Rusların söylediklerini dinlerseniz, Türkiye'nin de NATO üyesi olmaması için baskılar vardı. Gücü kendi ellerinde toplamak istiyorlardı. Bu Rusya'nın agresifliğini gösteren bir davranış modeli. Rusya'nın agresif politikaları sadece Ukrayna'yı hedef almıyor. Aynı zamanda diğer ülkeleri de etkiliyor. Biz sadece kendimizi savunmuyoruz. Aynı zamanda bütün Avrupa'nın güvenlik sistemini savunuyoruz. Bu durumda sizce Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki arabuluculuğu işe yarayacak mı? Kesinlikle. Bu çatışmayı barışçıl yöntemlerle çözmenin yollarından biri. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendi Cumhurbaşkanımız da zaten bu arabuluculuk teklifini kabul etti. Bu bizim için iyiye işaret. Cuma günü de Rus tarafının Ankara'ya gelip görüşme konusunda mutabık kaldığını duyduk. Ama onların arabuluculuğa hazır olup olmadıklarını veya sadece durumlarını kontrol etmek için mi geldiğini bilmiyoruz. Ziyaretlerinin amacının uzlaşma olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya ziyaretinde bunların tartışılacağına inanıyoruz. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretiyle ilgili plan nedir? Onunla neler konuşacaksınız? Türk hükümetiyle masada neler var? Eğer tarihlere bakarsanız Şubat'ın 3'ü sembolik olarak Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin başlamasının 30. yılı. Ardından stratejik konseydeki sembolik ve başkanlar arasında üst düzey olan toplantılarımızı yapacağız. Eğer detaya girecek olursak diğer bakanların da katıldığı toplantıda cumhurbaşkanları açısından politik diyalogların ne şekilde geliştirilebileceği yönünde görüşülecek. Rusya ile barışçıl bir şekilde nasıl uzlaşıya varılabilir diye konuşulacak. Onun dışında iki ülkenin tarımda, askeri teknik gelişmeler konusunda, turizmi geliştirme, kültürel işbirliği gibi son yıllarda karşılıklı fayda sağlanabilecek konuları konuşacağız. Mesela tarımdaki işbirliğimizde %50 oranında artış gösterdik. Aynı zamanda savunma sanayide de öyle. Savunma sanayinde Türkiye ile sadece alım satım konusunda değil, birlikte projeler üretebilme konusunda da ilerleyen bir yoldayız. Çok teşekkürler. Başka eklemek ya da altını çizmek istediğiniz bir konu var mı? Ukrayna'nın durumunun tüm bölge için önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Sesimizi duyurmak zorunda olan ülkeleriz ve pozisyonlarımızı korumak zorundayız. Bu anlamda işbirliği içinde hareket etmemiz önemli. Bir pozisyonumuz var ve bu pozisyonu korumak için gücümüz var. Sadece birlikte yapıcı ve kalıcı işbirliği inşa ederek turistler için uygun ortam ve bilim insanları için yeni yaratıcı iş alanları oluşturabiliriz. Pozisyonumuzu ve bölgemizi güçlendirerek sadece bu bölgede değil, tüm bölgede önemli rol oynayacağız. Anlayacağınız, biz birlikte güçlüyüz.